ben şu an anlatmayayım. Neyse çıkalım da ondan sonra. Biraz sonra başlayayım, herkes gelsin. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'ndan bugün buradayız. Güneyden kuzeye suyun izinde Euroville etkinliği kapsamında. Bulunduğumuz nokta Yarımburgaz Mağarası. Yarımburgaz Mağarası Başakşehir ilçesinde Güvercintepe ve Altınşehir mahalleleri sınırlarında. Arkamızda görmüş olduğunuz Sazlıdere Vadisi'nin batı yamacında yer almakta. Tamamen doğal oluşum bir mağara. Mağaralar biliyorsunuz akarsu aşındırmasıyla karstik kireç taşı kayalıkların aşındırması sonucu oluşuyor. Yarımburgaz Mağarası'nın 3 açıdan önemi var. Arkeolojik, jeomorfolojik ve klimatolojik iklim çalışmaları sebebiyle. Öncelikle bu gördüğünüz mağara yukarı mağara olarak adlandırılıyor. Aşağıda da hemen bir rampa ile içeriden de bağlanıyor. Aşağı mağara kısmı var. İki farklı ağızdan yaklaşık 30 metre kot farkıyla oluşmakta. İçeriden rampa ile birbirine bağlanıyor. Bu mağara, yukarı mağara dediğimiz yer kör. Yaklaşık içerisi 550 metrekare hacminde. Aşağıdan bağlandığı rampa ile aşağı mağarada kıvrımlar yaparak birazdan ufak bir şekilde görebiliriz. Orası da bir kimi zaman yer yer geniş galerilerle 1,5 kilometre daha dağın içine doğru devam ediliyor. Buranın suyla tamamen bağlantısı kesilmiş durumda. Hiçbir bağlantısı yok. Arkeolojik olarak incelediğimizde burası alt paleolitik çağdan yani Homo erectus dediğimiz Afrika'dan çıkan ilk atalarımızın Homo erectus'un burada iskan ettiğini biliyoruz. Ve burası kesintisiz olarak Roma dönemine kadar, Roma Bizans dönemine kadar paleolitik dönemden neolitik, kalkolitik, tunç ve demir çağlarıyla beraber Roma Bizans dönemine kadar iskan edilmiş durumda. Şu an gördüğünüz duvarlar Bizans döneminde kilise yapısı olarak kullanılmaktaydı ve üst mağaranın neredeyse tamamı, tavanlarının, duvarının tamamı işlenmiş vaziyette. Tabii ne yazık ki tahribat sonucu ortaya çıkmış, ateş yakılması sonucu ortaya çıkmış. Burayı maalesef biz defnecilerden, keza film ekiplerinden tam kurtarabilmiş değiliz ama yine dediğim gibi daire başkanlığımız bünyesinde koruma politikalarımız devam etmekte burayla ilgili. Kültür turizmi ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Mağaralar genellikle dediğim gibi akarsu oluşumuyla açıldıktan sonra doğal oluşumlarla bir süre sonra kapanıyor. Kışın hayvanlar kullanıyor, kim dönem insanlar ama buranın rastlantı diyeceğim ne kadar doğru bir kelime bilmiyorum ama
Kapsül niteliğinde stratigrafi o kadar iyi ki, içerideki katmanlar o kadar iyi ki tüm dönemleri çok iyi bir şekilde belgeler nitelikte. Ve arkeolojik açıdan da keza burası Anadolu ve Balkanlar arasındaki doğal geçiş noktasında olduğu için bize ilk insanın rotasını, yaşam biçimlerini çok iyi şekilde sunan Anadolu niteliğinde bir yerleşim yeri. Evet evet yani şu an vadi tabanının günümüzden 30 metre daha derinde olduğunu biliyoruz. İçerideki arkeolojik araştırmalarda çok kalın bir kil tabakasına rastlan, denizel kökenli. Bu çok da eskilerden vadi tabanının daha aşağıda olduğunu bize gösteriyor. Zamanla tabi burada jeomorfolojik değişimler de oldu. Günümüzden daha yani şu anki halinden çok daha farklıydı. Hem vadinin sınırları, keza su yükseltisi vesaire. Buradan Sazdere Vadisi Küçükçekmece Lagünü'ne açılıyor. Halen Marmara Denizi ile bağlantısı var keza Küçükçekmece Gölü'nden. Ama su tabii ki yine eski seviyesiyle çok farklı, oldukça azalmış durumda. Bu şekilde istiyorsanız birazcık içeriye girelim. Tabii tabii doğal, tamamen doğal. Yani mağaranın yaşı Eosen kökenli dediğimiz Eosen dönem jeolojik devir olarak adlandırılıyor. Yaklaşık 50 milyonla 35 milyon yıl arası. Mağaranın bu hale tamamen bu şekle geliş yapılan arkeometrik çalışmalardan da belirlenen tarih 1.8 milyon. Arkeolojik anlamda da 392 bin ama hatırda kalması açısından 400 binde kullanıldığını biliyoruz. Çıkan aletlerden yapılan araştırmalar sonucunda. Ve burada 3 dönem 1979, 80'lerde ve 90'larda olmak üzere İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müdürlüğü tarafından 3 dönem boyunca araştırma kurtarma kazıları sürdürüldü. Birazcık içeri girelim şuradan. Genelde içeride yatak falan oluyor. Burası gördüğünüz gibi tavanların büyük bir kısmı, duvarların büyük bir kısmı işlenmiş durumda. İleride niş olarak nitelendirebileceğimiz, karantina tam belli olmuyor ama kilise olarak kullanıldığını da biliyoruz. Bizans döneminin sonunda da mağaranın ön duvarının çöktüğünü, göçme olduğunu biliyoruz tektonik sebeplerden dolayı. Yer yer çukurlar var. Bir kısmı tahmin edeceğiniz üzere kaçak kazı çukurları tabii. Ama mesela şu ortada gördüğünüz derin çukur zamanla tavandan gelen su aşındırmasıyla oluşmuş. Coğrafyada dolin teriminden bildiğimiz aşındırma, erime sebebiyle oluşmuş bir çukur. Zamanla tabii yine kendi içine toprak, dolgu. Bu bir rampa ile aşağı mağaraya iniyor. Merve Hanım, inelim birazcık. Tamam. Thank you.
Yani giriş tabii ki söküldü tekrar. Çoğu zaman içeride yatak falan buluyoruz. Bak devam ediyor. Biz de bunu görmek için daire baş bünyesince koruma çalışmalarımız devam etmekte. Bir hafta önce gelmiştim, hafta sonu. Çoğu yerde tavanda zaten siyah izler var. Doğrudan ateş yakıyor. İçki vesaire dağlar her yani 400 bin yıl önce yaşıyorlarmış. 2020 hala yaşıyorlar. Bu şekilde burası. Ayılar evet öyle. Genelde olarak çoğu hani işte in kayadır, in suyudur, in dibidir falan. Burada da yine paleolitik dönemde yani 400 bin yıl civarında günümüz öncesi Ursus deningeri denen Latince adıyla günümüz ayısı var. Tabii şu anki ayı boyutundan yaklaşık 1,5 kat daha büyük. Kışın buranın ayılar tarafından kullanıldığı biliniyor. Onlar terk ettikten sonra insanlar kullanıyor. Maalesef burada fosil insan kalıntısına rastlanmadı. Bu tarihlendirme, 400 bin yıl dediğimiz tarihlendirmede ayı kemiklerinin bulunduğu katmanların analizi yapıldıktan sonra o tarihe ulaşıldı. Maalesef fosil insan kalıntısı yok ama dediğim gibi paleolitik dönemi prehistoriyi niteleyen taş aletlerle beraber tipolojik tarihlendirmesi de yapılmış oldu. Şu an devam etmiyor ama edecektir yani umarım. Daha değiştirecektir tabii bilinen şu an söylediklerimiz sadece bilinenler. Yerleşime dönem olarak bağlı olan bu kısımda başka yer var mı Var ama tabii ki onlar şey değil. Kaya sığınağı ya da şey olarak geçtiği için mağara ne bileyim inşa mimari olarak hiçbir öğe yok. Tamamen kullandıkları taş aletlerden. O dönem hep taş alet. Kemiği organik madde olduğu için çok bulamıyoruz ama taş aletlerden bu Karaburun ağaçlığa kadar falan gittiğini biliyoruz. Küçükçekmece'de keza, Çatalca'da, Silivri'de bu bölgede çok yoğun. Yani tamamen yine Afrika çıkışlı Anadolu ve Balkanlar üzerinden rotayı çok güzel çizen örnek bir yer burası. Ya yani mağara olduğu için de suyla beraber korunmuş. O da bayağı şans eseri. Normalde çünkü ya göçme olur ya suyla içerideki akarsu bütün kültür dolgusunu yani götürür. Mağaranın altından yine götürür. Ama burada dediğim gibi tamamen topografik şans eseri korunmuş katmanlar. Bu şekilde. Şu anda biz pek koruyamıyoruz. Maalesef. Aslında birazcık adım atarsanız orada direkt serinliği hissedeceksiniz. Buradan oldukça farklı dokusu. Karanlık da keza orada başlıyor. Tabii burası ekosistem açısından da oldukça önemli. Bizim bilmediğimiz sadece mağaralardan genelde yarasalara aşinayız ama oldukça endemik türler olabiliyor. Su örümcekleri, sürüngenler, farklı familyadan canlılar. Ekosistem açısından da İstanbul için oldukça önemli bir noktadayız aslında. Taşla. Kireç taşı, ha? Kireç taşı kalker. Bu karbonat minerali, sudaki karbonat minerali aşındırmasıyla. Tabii. İçeride yine bu yukarıdaki mağara kadar büyük galeriler devam ediyor. Büyük diye nitelendirebileceğimiz 3 tane.
Roma döneminde kullanıldı. Bu, yani Roma Bizans döneminde asma kat varmış öncesinde yine ahşap dikenlerle. O göçmüş tabii zamanla. Sunak olarak. Trakya bölgesinde işte kıyı köyü olsun, İnciyiz olsun böyle mağara yerleşimleri var. İşte evet evet. Bulunan yerler var. Böyle inişler yapıldığına göre. Tabii tabii. Evet, İnciyiz de keza öyleydi. Bitirecek miyiz? Yavaş yavaş çıkalım. Bu Sazlıdere Vadisi gördüğünüz üzere bayağı geniş tabanlı. Vadi tabanı günümüzdeki seviyesiyle eski zamandaki seviyesi çok daha farklı. Daha aşağıda olduğunu biliyoruz deniz seviyesinin. Sazlı Bosna'dan Küçükçekmece Günü'ne kadar devam ediyor. Oradan Marmara Denizi'ne açılıyor. Su çok azalmış daha önce de söylediğim gibi. Oldukça zengin. Karşı tarafta da kaya sığınakları var. Gördüğünüz gibi mağara dokusu devam ediyor karşıda da. Kalker kayalıklar devam ediyor. Ama oradakiler daha çok böyle geniş galerileri barındırmıyor. Sadece kaya sığınağı niteliğinde. Buzul, direkt buzul. Tabii, buzul. O zaman tabii Holosen'e geçtiğimiz için günümüz sıcaklık diyebiliriz. Ama esas yani bir arkeolog olarak da tekrar üstüne basmam gerekirse burası Pleistosen dönem. Yani buzul dönem iklim olarak jeoloji adı Pleistosen. Pleistosen dönem jeolojisi için anahtar niteliğinde hatta Balkanlarla Anadolu arasındaki rotalar nitelikte önemli bir yerleşme, iskan yeri. Çünkü genelde sadece göçebe toplumu olduğu için genelde iskan yerleri olmuyor. Bir barınak bulamıyoruz. Yani araştırıyoruz. Nerede olduğunu görebiliyoruz eski insanın ayak bastığı. Burası İstanbul için yani merhaba, ben Eurovelo koordinatörü Engin. Şimdi rotamıza nereden devam ediyoruz? Şu an Yarımburgaz mağaralarındayız. Aşağısında İstiklal Caddesi var. İstiklal Caddesi'nden devam edeceğiz. Sonrasında Sazlıdere'nin etrafından yanından devam edip Sazlıbosna Barajı'na kadar toprak yoldan devam edeceğiz. Tabii toprak yola aracın girmesi pek mümkün değil. Biz bisikletlerle burayı yaklaşık yarım saat içinde yol alacağız. Daha sonra tekrardan Şamlar köyündeki Kagir Cami önünde orada da mola vereceğiz. Evet, aşağıya inebiliriz.
Gösterelim mi? Gösterelim. Burada da Sultan Piramidi diye adlandırılan sadece bu bölgede Başakşehir sırtlarında yine bu vadinin sırtlarında yer alan endemik bir bitki var. İstanbul'da sadece burada. Bu da tescilli bir bitki. Buranın korunması açısından da bu bitki oldukça biyoloji ve botanik alanında önem arz etmekte. Endemik bir bitki. Bisikletleri aldık. Şuradan dönüp derenin kenarındaki toprak yoldan Şamlar Köyü'ne doğru ilerleyeceğiz. Şu taraftan gidelim. Bu kısımda bizim Eurovelo, yani Eurovelo koordinatörlüğü olarak yaptığımız çalışma Menekşe Küçükçekmece sahilinden yukarıda Karaburun Yeniköy'e kadar olan su coğrafyasını pedallamak. Tabii buradaki yani bütün bu su izinden ötürü eğimler çok çok az. O da bizim için en çok elverişli oluyor. Hem de yani su kenarı ilk yerleşimlerde hani bütün coğrafyada sürdüğü için buradaki tarihsel kökenleri de izleyerek gidiyoruz. Aynı zamanda bizim Eurovelo İstanbul'un başvuru dosyasında ana tema olarak belirlediğimiz konu kültürel peyzaj. Yani İstanbul'un bütün bu kültürel, tarihi değerleriyle birlikte peyzajının bir aradalığı. Yani hem buradaki coğrafyasının izleri, Yedi Tepeli İstanbul, yine hani işte Haliç, yani İstanbul'un bütün bu oluşumunda ve sonraki süreçlerinde coğrafya çok önemli bir kurguda. Biz de bunu pedallayarak ilerleyeceğiz. Tabii hani pedallamanın şöyle bir artısı var. Yavaş bir hızla gittiğimiz için bütün coğrafyayı ve peyzajı görerek ilerliyoruz. Herkes olursa ilerleyelim.
Şu an buradan geliyor. Tamam. Sazlıdere yukarıda da devam edip Sazlıbosna Barajı'na kadar devam ediyor. Biz yaklaşık 2 ay önce... 20 saniyede kesiniz. Şu anda mı? Burada mikrofonum da var aslında ama... Açık değil mi? Biz yaklaşık 2 ay önce tur yapmıştık. Ve su seviyesi o zamandan bu zamana ciddi, yani en az bir 30 santim azalmış gibi gözüküyor. Yani çok daha yüksekti su. Tabii o zaman daha yeşillikti sazlıklarda. Yine de bu bölge, yani ekosistem olarak buradan başlayıp yukarıya, kuzey ormanlarına kadar çıkan kuş yolları üzerinde. Ve şu anda olmasa da yani Ağustos, Eylül gibi geldiğinizde bu bölgeye kuşları gözlemleyebilirsiniz. Bununla ilgili hatta birçok çalışan ekip de var. Ama dediğim gibi şu anda zaten Küçükçekmece'nin ve Büyükçekmece'de de su seviyesi oldukça azalmış. Buradan da görebildiğiniz, zaten şuradaki ağızlara bakarsanız derenin borulara su seviyesi oldukça düşmüş durumda. Bu da bu senenin kurak geçeceği ile ilgili haberleri doğruluyor. Buradan devam ediyoruz o zaman. Thank you.
Merhaba tekrar. Şu an Şamlar Köyü'ne geldik. Tam arkamızda da Sazbosna Barajı var. Şu ileriden devam edip Şamlar Benti'ne kadar ilerliyor. Buradan arkadaşlarımız da bizimle şu ana kadarki yolu bir değerlendirelim diye düşündük. Buradan da Batumi'ye, Antik Kenti'ne geçeceğiz. Önce Selen belki hani değerlendirmek istersin. Yani şu ana kadar geldiğimiz rota çok güzeldi. İstanbul Kırsalı'nda bisiklet sürmek gerçekten farklı bir deneyim. Güzel bir tecrübe oldu benim için kendi adıma. Zorlandığın ya da çok hoşuna giden bir yer neresi oldu? Yani genel olarak ben çok beğendim. Zorlandığım bir yer olmadı. Yani bence gayet iyi. Yani teşekkür ederiz. Bu barajda 91-96 evet. yıllarında yapılmış. Arkada gördüğünüz köy o tarihlerde baraj alanından taşınarak buraya getirilmiş. O yüzden konut grubunun da yeni olduğunu görüyoruz. Pazar Bey siz ne istersiniz? Yani rota zevkli bir rota. Yol türleri çeşitli. Bir kısmı asfalt yol, bir kısmı toprak yol. Biraz daha bisiklet seçimini ona göre yapmak lazım bu taraflara gelirken. Biraz daha kalın lastik gerekiyor, geniş lastik gerekiyor. Ama zevkli. Beklediğimiz kadar çamur değildi değil mi yani? Evet, çok çamur değildi. Tabii benim en çok dikkatimi bu barajlardaki su seviyesi çekti. Rotanın başından beri en benim için çarpıcı olan taraf buydu diyebilirim. Durum. Rotayı nasıl bence buldu? Bence gayet güzeldi. Çok keyifliydi. Yani zorlanmadım. Benim için çok eğlenceli ve güzel bir gündü. Bu kadar İstanbul'un merkezine yakın bir noktada böyle bir yerin olması bence hafta sonları için güzel. Tabii yasaklar çıktıktan sonra. Yani şu anda da evet kesinlikle küçük turlarla belki hani yapılabilir. Ben de bu rotayı ilk yaptığımız zaman keşfe çıktığımızda Menekşe sahilden küçük çekmecelerinden bağlandık. Biz de çok şaşırmıştık çünkü yani şu dere kenarındaki yolda çok bilinmediği için. O çok güzeldi zaten. Evet yani hani şey bisikletçilerin de genel olarak çok kullanmadıkları bir rota bu rota. O yüzden de hani hani Marmara'yla Küçükçekmece'ye gelip Küçükçekmece'den direkt yukarıya doğru çıktıklarında zaten buraya da bağlanabiliyorlar. Eğer hani izleyip daha sonra yapanlar olursa bize de yazarlarsa deneyimlerini ya da yine fotoğraf atarlarsa onları da paylaşmak isteriz. Ya benim tek korkum da yokuş çıkmak vesaireydi ama yani onlarda da zorlanmıyor. Tabii böyle bir yokuş yok. Yani hafif bir yokuş vardı. Yeni başlayanlar için tavsiye ederim. Tamam süper. Buradan da şöyle yukarıya doğru çıkacağız. İşte bu merdiven ocağı da var içeride. Oraya varabilecek sonra orada bağlanacağız size. Orada da eğer izin alabilirsek, çünkü oranın izin bakanlığa bağlı, gittiğimizde görüşeceğiz. Eğer izin alabilirsek kaza alanından da tekrar çekime devam edeceğiz. Takip ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
şeklinde bir niş var. Karşıdaki duvar kalıntısını gözünüzde bitirin. Bu şeklin zemin döşemesiyle kaplı. Önemli imparatorluk yapılarında görmüş olduğumuz bir döşeme şekli. Aynı zamanda burada biz yaklaşık 35 bin tane kesere parçası bulduk, yani mozaik parçası bulduk. Ki bunların bazıları altın cam varaklı olanlardandı. Bu da burada bir kutsal sahne olduğunu zaten bize gösteriyor. Çünkü mozaiklerin kalitesini, işçiliğini incelediğinizde aslında yapılan sahnelerle de bir bağlantı kurabiliyorsunuz. Bunun da aslında altında başka bir yapının evreleri var. Şuradaki açma ettik. Helenistik döneme ait bazı seramik parçaları geldi. Zaten temel yapıları üzerinde de mimari olarak da üzerinden vesaire oradaki o mimari özellikleri görebiliyoruz. Şu üzeri çok nişli. Yaklaşık bir 10-15 metre ileriden duvarın diğer hattı geçiyor kuzeyinden. Onunla bu yapay... Onları henüz kazmadık. Onları kazmadık. Başka yapı unsurları... Şimdilik. Açık mı peki alan? Ören yeri olmadığı için değil. Açık değil. Bu bazilika planlı olarak adlandırdığımız, yani yapı olarak adlandırdığımız.
Yani yerleşim yeri nedir? Köy. Burası sonuçta Konstantinopolis'e bağlı. Bula. Region ne? Burası da o. Yani region da tek başına bir kent. Ama o zamanki ilçe. Şu anda da ilçe. O zaman da ilçe. Dolayısıyla bunları birbirinden çok bağımsız yerler olarak düşünmememiz gerekiyor. Biz önemli. Buradan şeye kadar Marmara Eresi'ne kadar başka arada bir normal kent yok. Sikkesi olan Bizantiyon var. Sonraki Konstantinopolis. Ve sonra Herakliye var. Dolayısıyla aradaki yönetimsel açıdan, siyasi açıdan tek bir yer, tek bir yerleşim. Hmm. Yani burada bir ticari faaliyet varsa o gene Bizans'a bağlı. Ama biz buranın biraz daha bu hem alanın coğrafi özellikleri sebebiyle hem de bu bulduğumuz yapılar itibariyle biraz daha bir kutsal alan tarzına yakın olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Hani Lagina, Lagina şeydir, Stratonikeya'nın kutsal alanıdır, orada fazla yerleşim yoktur, sadece iki tapınak vardır. Lagina'da Stratonikeya vardır. Onun gibi hani Regium da aslında bu ticaretin bir parçası, bir kontrol noktası. Bizans'ın karakollarından bir tanesi. Yani o göden, daha doğrusu batıdan doğuya girişim kapılarından bir tanesi. Şu anda olduğu gibi. Çünkü Küçükçekmece'deki şu andaki eski köprünün başındaki polis karakol noktası daha önce Bizans'ta da normal bir karakol noktası. Yani metinlerde bu geçiyor. Dolayısıyla onun devamı. Burasının rolü biraz daha farklı o yüzden. Yani bu durumları. Bir de böyle bir ayrıntı var. Bahsettiğim mağaranın düşünüyoruz. Çünkü Theodor Theron'la ilgili birkaç tane buluntu var. Bunlardan bir tanesi şu an Rusya'da, Petersburg'da. Oradaki yazıtta şey yazıyor. Batix Reax'taki Theodor Theron şeyi, Martirion diyor. Batix Reax'ta bu Batonea bizim isminin önerdiğimiz isimlerden bir tanesi. Yani o kaynağı o. Burası olduğunu düşünüyoruz.
merhabalar. Şu an Batane Antik Kenti'nde, daha doğrusu antik yerleşimindeyiz. Kazı ekibinin 8 numaralı, yani 8 numara olarak adlandırdığı bölgedeyiz. Burası sur içine dahil olan bir yer. Şu an sarnıcın önünde bulunuyoruz. Burası 5. yüzyılda inşa edilmiş, milattan sonra 5. yüzyılda. Başlangıçta kapalı bir sarnıç olarak inşa ediliyor, ancak sonrasında muhtemelen bir deprem sebebiyle yıkılıyor ve tonozlar içeri çökünce açık sistemli bir sarnıca dönüştürülüyor. Duvarda görünen delikler aslında delik değil, bir devamlılığı yok. Ne işe yaradıkları tam olarak onlar hala antik çağdan kalma sıvalar. Bu yapıyla alakalı şimdi kadar. Martrion verilen yapının önündeyiz. Martrion sekizgen planlı inşa edilen, genellikle Bizans döneminde inşa edilen kutsal mezar yapıları. Türkiye'de, yani Anadolu'da çok fazla örneği yok. Sanıyorum 3 tane örneği var. Kime ait olduğu henüz tam olarak tespit edilememiş bir yapı. Burası da yine milattan sonra 5. yüzyılda tarihlendiriliyor. Ve duvar kalıntıları görülebiliyor. Kazı çalışmaları sırasında burada Opus Sectile adı verilen yer döşemesi bulunmuş durumda. Yaklaşık 35 bin adet tessera parçası, yani küçük mozaik parçası ele geçmiş. Bunlar içerisinde altın varaklı olanlar da var. Bu da bize burada gömülen kişinin çok önemli biri olduğunu gösteriyor. Devam edelim. Burası da bazilikal planlı yapı. 3 tane apsis bulunmuş bu yapıda. O sebeple bazilikal planlı yapı olarak geçiyor literatürde. Ancak yapının şu an işlevi tam olarak kesinleştirilmiş değil. Zaten tamamı da henüz kazılmamış. Fakat apsisleri doğuya doğru yönlendirilmediği için buranın bir kilise olmadığı düşünülüyor. Çok fazla odası, narteksi bulunuyor. Girişleri henüz tam olarak tespit edilmiş değil. Bu yapıya bağlanan 4 tane su hattı var. Bunlardan 2 tanesi temiz su, bir tanesi atık su, bir tanesi yağmur suyu kanalı. Özellikle su sistemi açısından önemli bir yapı. Kazılardan ele geçen malzemeler doğrultusunda buranın bir hastane olabileceği düşünülüyor, bir tedavi merkezi olabileceği düşünülüyor. Yine diğer yapılarda olduğu gibi burası da milattan sonra 5. yüzyılda kullanılmış ve 11. yüzyıla kadar kesintisiz devam eden bir kullanım süreci var. İlginç olan bir nokta latrinası. Latrinalar kamusal tuvaletler. Roma döneminde yaklaşık 30 kişinin bir arada kullanabileceği tuvaletler. Herhangi bir antik kentte bunun örneği yok. Yani
Aşağıda görünen yapı bir latrina. Daha önce de belirttiğim gibi kamusal bir tuvalet. Buradaki diğer Anadolu kentlerindekinden diğer Anadolu kentlere kıyasla çok daha küçük. Normalde Hierapolis'te, Efes'te ya da Sardes'te görebileceğimiz latrinalardan epey bir küçük. Yaklaşık muhtemelen 3 kişinin kullanabileceği bir alan. Normalde tabii üst kısmını burada göremiyoruz. Oturaklar kaybolmuş durumda. Ya ahşaptan imal edilmiş ya da daha sonra başka bir yapı için kullanılmış olabilir. Önünde bir oluk görüyorsunuz. O oluktan temiz su akıyor. Genelde işte tuvalet yapıldıktan sonra o temiz suyla temizleniyor insanlar ya da işte bir çubuğa deniz süngeri takıp onu da kullanabiliyorlar. Latrina bu şekilde. Çok heyecanlandırdı yani doğası, topografyası, bütün bu kültürel peyzajıyla çok çok etkilendik. Umarım yakın zamanda kazılar da devam eder ve ziyarete de açılır. Bugünkü turumuz Sazlıdere'den başlayıp Sazlıbosna'ya, Baraj'a, Şamlar Köyü'ne, oradan da biraz ilerleyip buraya kadar bağlandı. Aslında burası böyle bütün o su coğrafyasını döndüğümüz bir rota. İstanbul'un bu suyu nasıl kullandığı, buradaki işte şifalı su olduğu düşünülen bir bölge burası da. O yüzden ne kadar önemli olduğu bu bölgenin de aynı zamanda ne kadar önemli olduğunu da görmüş olduk bir kere daha. Umarız bütün su coğrafyasıyla birlikte koruyabilir ve daha güzel bir şekilde yaşatabiliriz. Herkese de çok teşekkür ederiz. Bütün Mimarlık Festivali ekibine ve yayın ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Sürüşe katılan herkese de teşekkür ediyoruz. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın.